Bu kitap neden sahiden okunmalı? Evet, öncelikle bana inanılmaz keyif verdi. Biraz öznel bir yorum olacak ama... O nasıl düştü? Nazar. Nazar çıktı. Özlem, geçen sefer söylediğin Süper İyi Günler kitabı sanıyorum şu an elinde. Evet. Burada. Benimki de burada. Okumuyorum sanırım. Arkadaşlar, ekip sahiden okuyor. Evet, her ne kadar ben kitabı bitirememiş olsam da henüz sahiden, 159. sayfada olsa da ekip okuyoruz. Okuyor. Okuyoruz. Ama ben bitirdim bu arada. Peki Özlem, bu beni kitabın ana teması hakkında konuşamaz hale getirir mi? Bu seni konuşamaz hale getirmez. Süper iyi konuşamaz hale getirir maalesef. Benim sustuğum senin konuştuğu bir program olacak galiba. Evet. Özlem, bu kitap neden sahiden okumamız gereken bir kitap? Süper iyi günler. Çünkü bu kitap otizmli bir çocuğun bakış açısıyla anlatılıyor. Fakat bu sadece bir bakış açısı değil. Biz bu kitabı okuduğumuzda otizmli bir çocuğun dünyayı algılama ve ifade etme şeklini de aslında görüyoruz. Kendi dünyasını dile nasıl dönüştürdüğünü görüyoruz. Çok yakından tanıklık edebiliyoruz o çocuğun dünyasına ve dünyayı algılama şekline. Bence akıcılığı ve kurgusu itibariyle okunması gereken bir kitap. Peki. Kitap yayınlandığı yıllarda pek çok ödüle layık görülmüş. Evet evet. Hatta 2019 senesinin başında da Türkiye'de bir tiyatro kare tarafından tiyatroya oyuna dönüştürülmüş. Evet. Kitap Christopher'ın sıra dışı hayatını anlatıyor. Biz bu kitabı Christopher'ın romanı olarak okuyoruz. Kendisi de bir roman yazdığını ifade ediyor. Ve kitap şöyle başlıyor. Bir köpeğin cinayetini açıklığa kavuşturmak istiyor Christopher ve bunu kitap olarak yazmayı kurguluyor. Yani en yakın arkadaşı ona şunu söylüyor. Bir roman bir cinayetle başlıyorsa bu iyi bir romandır diyor. Kendisi de bunun illa bir insan cinayeti olması gerekmediğini, bir köpek cinayetini de bir romanı hali hali başlatabileceğini ifade edip kitabını yazmaya başlıyor. Ve bu cinayeti çözümlemeye kalkıyor. Tıpkı Sherlock gibi. Benim kitabı okuduğumda dikkatimi çeken şeylerden biri de şuydu. Christopher kendisine örnek olarak Sherlock Holmes'u alıyor kitabın bir kısmında. Evet, aynen öyle. Onun analitik düşünmesinden çok hoşlanıyor. Çünkü Christopher otizmli olduğundan ötürü soyut şekilde düşünemediğini görüyoruz onun kitapta. Evet. Ve bu analitik olarak düşünmekten çok zevk aldığını da kendisi söylüyor. Hatta Sherlock Holmes bu kadar analitik düşünürken bu kitabın yazarı Arthur Conan Doyle nasıl böyle metafizik şeylere inanabilir diye orada da yazarın kendi zihninden küçük bir düşünce kırıntısını kitaba yerleştirdiğini falan görüyorum. 150 sayfa okumana rağmen bunu ifade etmiş olman takdire şayan. Bu arada Christopher Boone'u romanda çok tatlı ve çok bizden yapan bir şey daha var. Bunu sen keşfettin mi bilmiyorum. Henüz keşfedememiş olabilirim. Mesela renklere olan tutkusu. Kırmızı renge bayılıyor. Sarı renkten hiç hoşlanmıyor. Dolayısıyla eğer bir tabakta kırmızı ve sarı renkli yiyecekler yan yanaysa ve birbirine değiyorsa onları yiyemiyor. Hepimizin içinde böylesi vesveseler ya da böylesi kuruntular yok mu? Mesela sen zeytin yerken genellikle tek sayıda zeytin yemeye dikkat ediyorsun. 7 tane yemeye özen gösteriyorum. Ne yapabilirim? Küçükken bazı yerlere dokunmadığım takdirde başıma kötü bir şey geleceğini düşünürdüm. O yüzden hep böyle masaların köşelerine falan dokunurdum. Mesela ben bazen trafikte giderken taksi plakalarına bakarım ya da işte araba plakalarına. Şöylesi totemler yaparım. Eğer şu an yüzden küçük, yani son hanedeki sayıları yüzden küçük bir araba geçerse bugün çok güzel bir şey olacak derim. Ve kitabın kapağında yer alan kırmızı ve sarı taksiler de Christopher'ın tam da aslında buna benzer bir toteminin olduğu ve kitabın adını da oradan aldığını zaten okuyanlar bilebilecek. Dolayısıyla aslında bu sadece Christopher'ın romanı değil. Yani Christopher'ın sıra dışı hikayesi değil. Aslında hepimizin içindeki çocuğun sıra dışı hikayesi bence. Christopher'ın zihni o kadar iyi çalışıyor ki. Örneğin evde kitabını arıyor ve kitabını nerede araması gerektiğini kitabın ölçülerine göre belirliyor. Yani bu kitap 25'e 30 santimetreydi diyor. Dolayısıyla ben bu ölçülerde yerlere bakmalıyım diyor ve orada arama yapıyor. Ama bizler mesela herhangi bir şeyi aradığımızda hiç alakası olmayacak yerlere de bakıyoruz. Çünkü aslında analitik düşünememekten kaynaklanıyor bunlar. Ve aslında Christopher'ı çok tatlı ve ilgi çekici yapan şey de bütün bu evhamlarını ve bütün bu soyut düşünememelerini, doğrudan söylemelerini hiç çekinmeden yapabiliyor olması. Fakat bizler bunları ifade edemiyoruz. Aslında hepimiz belki de gün içerisinde pek çok totem yapıyoruz. Bir şeyleri bir şeylere bağlıyoruz ama bunları doğrudan ifade edemiyoruz. Bu bizi daha az dürüst
Ya da Christopher'ı dürüst yapıp bizi daha az mı dürüst yapıyor bilmiyorum. Ama böyle düşünüyorum. Christopher çok tatlı. Hiçbir şeyin farkında olmadan baktım. Özlem, katil kim bir söylesene bana. Bunu asla bilemeyeceksin İlker. Çünkü kitabı bitirmen gerekiyor. Tamam, bitireceğim ama katilin kim olduğunu bilerek okumak istiyorum. Katil hiç beklemediğiniz biri. Kendi güven alanından hiç ayrılmayan o çocuk neler yapabiliyor hikayesinde. Bunu görmek sizi şaşırtacak. Ben şaşırdım mesela. Ve gerçekten durmadan okumak istedim. Okuyun. Neden söyleyeyim ki? Mesela bölümlerin asal sayı halinde ilerlemesi 1-2-3-4 yerine benim evet. Çok hoşuma gitti. Bunlar hep Christopher'ın zihninden olduğunu anlamamız için yapılmış. Christopher soyut düşünemediği için aslında bunu kendi de ifade ediyor. Genelde bir alanı, gideceği bir yeri zihninde somutlaştırıp onu çizip orada ilerlerken kendini daha güvende hissediyor. Bunları da bu yüzden aralara yazar çok güzel serpiştirmiş ve çok güzel çizimler var kitapta zaten. Aslında kitapta pek çok hoşuma giden cümle var ama şunu okumak isterim. Hayatta bir sürü gizemli şey vardır. Ama bu bir cevapları olmadığını al. Bir sürü gizemli şey vardır ama bu bir cevapları olmadığı anlamına gelmez. Sadece bilim adamları henüz cevapları bulmamış demektir. Ben de sana hoşuma giden bir yer lütfen okumak istiyorum. Bu arada nerede Christopher 150 sayfa okuyunca insan bir dakika bence ya. Şu an arıyor. Aslında sevdiği bir yer yok. Dinçer, bulacak mısın neyi beğendiğini? Çizmediğim için. Şimdi bak, şu çok güzel. Senin okuyuşunda da şunu fark ettim. Christopher'ı çok sevimli ve akıllı bir çocuk gibi seslendiriyorsun. Evet. Çünkü Cedric, öyle. Ben Cedric gibi seslendirdim bu arada. Benim de konuşmama izin verir misin? Örneğin insanlar çoğu zaman sessiz ol derler ama ne kadar süre sessiz olman evet. gerektiğini söylemezler. Ya da çimlere basmayınız yazılı bir tabela görürsün ama aslında şöyle yazıyor olması gerekir. Bu tabelanın etrafındaki çimlere basmayınız ya da bu parkın hiçbir yerindeki çimlere basmayınız yazmalı. Çünkü üzerinde yürümenin serbest olduğu bir sürü çimen var. Evet. Dünya üzerinde yaşam olmasının nedeni bir kaza. Ama bu çok özel türde bir kaza. Ve bu özel kazanın böyle özel olmasını sağlayan 3 koşul vardır. Bunlar şöyle. 1. Şeyler kendilerinin kopyasını yapmak zorunda. Buna kopyalama deniyor. 2. Bunu yaparken küçük hatalar yapmak zorunda. Buna mutasyon deniyor. 3. Bu hatalar kopyalarda da aynı olmalı. Buna kalıtsallık deniyor. Harika gerçekten. Şahane değil mi? Özetle, gerçekten sürükleyici bir hikaye okumak istiyorsanız, gerçekten otizmli bireylerin nasıl düşündüğünü, kendilerini nasıl ifade ettiğini merak ediyorsanız, içinizde kuruntu yapan, vesveseli bir çocuk varsa, takıntılı, fazla takıntılı bir çocuk varsa ve güven alanınızın dışına çıktığınızda tedirgin olup böyle kendinizi sarıp sağa sola bakıyorsanız, bu kitabı sahiden okuyun.